Biz ilk dört madde değişiyor dedik. Hukuksuzluğa, fiili duruma, anayasal kılıf arama çabası ile tek adam dikta yönteminin taşları döşeniyor dedik. Bu tasarı ile Cumhuriyet rejimi yıkılıyor dedik. Bu tasarı anayasaya aykırı dedik. Siz dinlemediniz. Bugün itibariyle bu anayasa değişikliğinin bir hükümet sistemi değişikliği olmadığı, hedefinin laik, demokratik, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkmak olduğunu, Adalet ve Kalkınma Partili bir milletvekilinin anayasanın ilk dört maddesinin de değiştirilebileceğini söylemesiyle tescillenmiştik artık. Hala devlet yönetiminde krizlere engel olmak gerekçesiyle bu tasarıyı destekleyenler bizim haklılığımız karşısında ne düşünüyorsunuz? Acaba gelinen aşamada bu tasarıya destek vermekteki gerekçeniz olan imkan ve idealleriniz hala gerçekliğini koruyor mu? Parlamentonun sahip olduğu en önemli görev bütçe hakkıdır. Halkın iradesinin tam tecelli ettiği mecliste görev yapan biz milletvekilleri, halkın bize verdiği yetkiye dayanarak bu kamu gelir ve harcama kalemlerini yasalara uygun, halkın talep ve beklentilerine uygun harcanmasını sağlamak için denetim görevimizi yapıyoruz. Parlamentonun bu yetkisinin elinden alınarak halkın %51'inin oyu ile görev yapacak bir partili cumhurbaşkanına bütçe yetkisini devretmek, bu halkın iradesini yok saymaktır. Parlamentonun elinden bütçe hakkının alınmasının yanında ayrıca kamu adına bütçe denetimi yapan Sayıştay'ın da iyice işlevsiz ve anlamsız hale gelmesine neden olacaktır. Üst düzey kurumlar arasında yer alan Sayıştay'ın da üyelerini partili cumhurbaşkanının kendisi belirleyecektir. Zaten çalıştırılamayan bir kurum olan Sayıştay nasıl olacak da objektif olarak denetim görevini yapabilecektir. Özetle, milli iradenin tecelli ettiği meclisten bütçe hakkının alınması aslında bu anayasa değişikliğinin en önemli gerekçesi olarak vurguladığınız milli iradeyi işinize gelmeyince nasıl da yok saydığınızın da bir ispatıdır. Evet değerli milletvekilleri, komisyon görüşmelerinde de söylediğim gibi Yüce Meclis ve Yüce Milletin önünde yemin ettiğimiz gibi tam demokratik, laik, sosyal, hukuk devletine ve Cumhuriyet rejimine hep birlikte sahip çıkacağız.